Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dinozor ustası başarım görevi nasıl yapılır bundan bahsetmek istiyorum. 2.6 güncellemesi şu an bana gelmedi. Beta'da görevin yapılışını göstereceğim. Çünkü çoğu oyuncu güncelleme almaya başladı. Ben güncelledim de cihazı tekrardan da global versiyonunda da videosunu çekeceğim. Şimdi öncelikle görevi bir inceleyelim. Oyunda 3 çeşit dinozor bulunuyor. Bu dinozorlara binmemizi istiyor oyun. Görevin Türkçesi bu şekilde gözüküyor. Bir defa uçan dinozora bin, bir defa Velociraptor'a bin, bir defa T-Rex'e bin. Dediğim gibi oyunda 3 tane dinozor çeşidi bulunuyor. Erencel Ölü haritasında dinozor diyarı modu bulunuyor. Erencel haritasında geçiş yapıyorum. Erencel yapışını göstereceğim. Bakın 3 çeşit dinozorumuz var. T-Rex, uçan dinozor ve Velociraptor. Ben helikopterdeyim, siz anlayın. İsmini telaffuz etmekte zorlanıyorum. Bir de Velo diyelim, Velo. T-Rex'lerin çıktığı yer şu geri sayımların olduğu yer. Geri sayım sona erdikten sonra T-Rex ortaya çıkıyor. İlkel bölgede de Velo ve uçan dinozor çıkıyor. Velociraptor bu. Vuruyoruz. Vurduktan sonra evcilleşiyor. Öncelikle canavar, bakın o canlı bitirmemiz lazım. Beta olduğu için iyi bir oyun deneyimi sunamıyorum. Kusura bakmayın. Lootlar dağıldıktan sonra etrafı evcilleştiriyoruz. Bir defa buna binmemiz gerekiyor. Gayet seri. Zıplama özelliği de var. Gayet hoş. İşte o Royal Pass'te verilen o dinozor deseni bu. Buna uygulayacağız. Bir de zıplatalım. Bayağı yükseğe zıplıyor. T-Rex de bu. Geri sayım sona erken sonra T-Rex ortaya çıkıyor ve T-Rex'in canı çok azdı beta'da. Bir defa da T-Rex'e binmemizi istiyordu oyun. Bu arada kükrediğimizde yakında bulunan rakiplere hasar veriyor. Uçan dinozor da bu ilkel bölgelerde uçuyor. Canını götürüyoruz. Yere düşüyor. Yerden loot çıkıyor ve evcilleştiriyoruz. Üçüncü görevimiz de bu. Bir defa da uçan dinozora bin. Üç farklı dinozoru kullanmamızı istiyor oyun. Hatta dinozor için oyun bulunuyor. Çemberlerden geçtiğinizde belli çembere ulaştığınızda ödül kazanıyorsunuz. T-Rex'in bulunduğu bölgede tam orta kısımda loot sandığı yer alıyor. İşte beta'da yenilikleri deneyimlerken bilmeden dinozor ustası başarını tamamlamış oldum. 3 farklı dinozora binmenizi istiyorlar. İşte uçan dinozor var, Velo var, T-Rex var. Bulunduğu bölgeleri zaten beta'da size gösterdim. Şu an bende 2.6 güncellemesi yok. Yani oyunum güncel değil. Ondan dolayı görevin beta'da yapılışını gösteriyorum. Güncelleme aldığımda da globalde de nasıl yapıldığını paylaşırım. 20 başarım puanı veriyor. 2 adet klasik sandık kuponu bulunuyor. PUBG Mobile'in klasikleşmiş görevlerinden bir tanesi mod özel görev. Mod kalktığında bu görevi yapamazsınız. Bilginize sunarım. Dün yeni Mythic Forge hakkında video paylaştım. Açılım yaptım ve alım yaptım. Cycle 4 sezon 12 ne zaman gelir? Ranklar ne zaman sıfırlanıyor? Ve yeni sezon hangi rank kademede başlarım diye sorular çoğalmaya başladı. Birkaç gün önce paylaşmıştım. Kanala göz atabilirsiniz. Dün 2.6 güncellemesi nasıl yapılır, nasıl indirilir, güncelleme gelmedi sorunun çözümü nedir paylaştım. Kanala göz atmanız yeterli. Bu arada Daily Special Bundle oyunu eklendi. Çoğu oyuncu soruyordu. Bu arada şuradaki ödüller Cyber etkinliğinde verilen etkinlikler. Bakın burada A1 Royal Pass'ini kullanabileceğimiz indirim kuponları bulunuyor. Bu paket bölgeden bölgeye, sunucudan sunucuya değişiyor. Türkiye bölgesinde 25 OC'ye 1 adet premium sandık kupon parçacığı, 15 gümüş. Ancak başka bölgede burası 25 UC yerine 50 UC olabiliyor. Örneğin Amerika, Mısır gibi ülkelerde 50 UC. Ancak bölge değişimi için VPN kullanmak gerekiyor. VPN ban sebebi. Her oyuncu ban yemeyebilir. Ancak otomatik ban denen bir şey var. Arkadaşı yemez, sen yersin. Yani dikkatli olmanıza yarar var. Oyun VPN'i 3. parti yazılım olarak algılıyor. Ki 3. parti yazılım da ban sebebi. Hadi izleyicilerimin şansına günlüklerini bir çevirelim. Neler çıkacak? Jeton da iyidir. Yani hiç moral bozmaya gerek yok. Jeton biriktirip materyal alırız. Haydi bakalım şans çarkına geçelim. Ya şunda duruyor bende ya da şunda duruyor. Altıncı açılımım olacak. İyidir. Fazla sandığım yoktu. Holabadi'den hiçbir şey çıkartamadım. Gidiyor Holabadi neredeyse artık. Daha çıkacak bana bir şey.
İzleyeceğim şunu çıkarttım bunu çıkarttım diye bana yazıyor. Senin taktiğin sayesinde diyor ama ben kendi taktiğimi yapıyorum. Bana bir şey çıkmıyor. İşte şans. 226 jeton var. Büyük ihtimalle gümüş ve sandık parçacığı alırım. Çünkü hanebeciri almışım. Paraşüt almışım. Çanta üstünü aldım. Siz zaten ha yine çıktı gördünüz. Sandık kuponları mantıklı. Yani yoldaşı almak için bayağı aşım yapmak gerekiyor. Yani bu jeton az. Jetonla alamam. Hadi bir de bunu deneyelim. Bu da 10 oldu. Soldan alacağım. Soldan da 5 jetonumuzu alalım. 29 etti. Son gününe kadar beklerim. Eğer bu gözlük gelmezse bu gözlüğü alacağım da niye kas kafamda? Ha, gayet güzel duruyor. Bir sandıkların ilklerini açalım. Boya. Burada hedefim 50'de 50 yapıp bir garanti ödül almak. Bunda da aynı şekilde. Zaten bunun açılımını paylaştım ilk gün. Kanalda uzun açılım videosu da var. Kanala gösterebilirsiniz. Bunu da 3 bölüm olarak çektim. Bunun da bayağı açılımını yaptım. Bayağı uyuca bastım. Bunu da hedefim günün ilkinden o 50 barını doldurup garanti bir ödül almak. Kardeşin iki taneymiş. Keşke fazlayı parçalamak yerine yollamak olsa. Bunu da hedefim 15 yapmak işte gitmeden. Eğer yetişmezse de bir tane ucuyla ayrıca basarım. Hep bu gümüş veriyor. Ne cimri sandıksın sen ya. Gerçi bunu hiç ben fazla uca basmamıştım. Ha, şu ödül güzel ama çıkartabileceğim bir şey olsa yani şunlar çıkmaz. Yani her açtığımızda gümüş veriyor. Onun için fazla uca basmadım. Bu sandığı hiç açmadım. Kötü bir açılım oldu maalesef. Ama dediğim gibi her eşyanın kendine göre değeri var. Hiç moral bozmaya gerek yok. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Videoya beğeni atarak ve ömür praktisi olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.